Adam çok yorulmuş. Böyle uyuyakalmış. Evet, şehir merkezinde böyle sanayi de var. Metal işlerini yapanlar. Evet, görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, burası masaj yapılıyor. Bildiğimiz normal masajlar değil. Bende bel ağrısı vardı, fıtık. 6 aydır çok acıyor, yürüyemiyorum. Burası medisin masaj. Yani doktor hemşirelerin özellikle seçilmiş güzel bir yer duydum. Doktor hemşire eşliğinde masaj 2 saat sürüyor. 20 euro. Bir içeri gidelim, bir bakalım. Evet, çok güzel bir yer. Gördüğünüz gibi. Çok modern bir yer. Yani bu hastane de sayılabilir. Evet, şöyle herkes bekliyor. Hay. Masaja başlamadan şöyle bir kahve içelim. Onun da şakası var. Çok da. İki saat boyunca. Bunu yapan özellikle tıp eğitimini almış kişiler. Burada 2 saat boyunca bütün omurilikleri birbirinden çıkaracak. İnşallah hastanelik olmayız. Evet, bunu bana giydirdiler. Şimdi böyle yatacağım. Masajdan çıktık, iyiydi ama zaten vücut yıpranmışsa ne yaparsan yap olmuyor, masajla da geçmiyor. Biraz kaslar gevşiyor, yapıyorlar ama ancak bu kadar. O da bir an oldu, time masaj. Ama böyle medisin olarak, terapi olarak, yoksa normal masajlar değil. Size şu kabloları göstereyim. Abi bu kadar sık kabloyu nereden birbirine bağlamışlar, hayret ediyorum. Şuraya bakar mısınız? Yani gerçekten çok ilginç. Pislik içinde yapıyorlar yemekleri. Evet, bazen temizlikten bahsediyoruz ama
şeyler alacak. Evet, bir de bunların trenine binelim. Hiç trene binmedik. Bir de trene bineceğiz. Otobüse bindik, taksiye bindik. Bunların yeraltı metro var. Bir bakalım. Şöyle bir aşağı inelim. Trenle gidelim. Çarşı merkezinden başka yere. Evet, şuraya gideceğiz. Bilet alacağız. Evet. Sonra şuradan trene bineceğiz. Şimdi trene bir tane cips aldım. Tek gidiş. Bir numaraya bineceğim. Şöyle bir göstereyim. Şu anda tren geldi. Kapılar açılacak. Sana bir şey. Thank you. Evet. Burada da ön tarafı kapalı. Tren geldiği zaman böyle açılacak. Gördüğünüz gibi içerisi tıkıntı. Ama Japonya gibi değil. Şeye bakacağım. Buradan sana chat'ta ineceğim. Hepsini ezberledim. Evet. Çok modern. Çok disiplinli. Çok temiz. Bu arada şehir merkezinde bir de tren de gidelim. Metro. Gezdikçe haber bu tarafta bir açayım. Efendim çay. Şimdi çok Budist tapınakları var. Az önce bu altın tapınak vardı. Yuda. Yuda mıydı? Buda. Şimdi öbürlerine gideceğiz. Burada bir çekim yapalım. Gerçekten çok çok modern metrosu var. Tren hatları. Yani devlet olarak fakir olsa da yeraltı ulaşımı çok modern. Çıkarken bunu aldığımızı geri koyuyoruz. Kapı açılıyor. Bildiğiniz gibi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Budist çok olduğu için Budist tapınakları da çok. Genelde burada askere gitmeden önce Budist okulunu bitirmeleri lazım ki öyle askere gitsin. Veyahut da Budist okulunu bitirmeden evlenemiyorlarmış. Onun için çok bağlılar. Bu tapınakları birebir gezelim, ne var ne yok. Ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Ayakkabısız girilmiyor. Gördüğünüz gibi bir bayan burada ibadet yapıyor. Yani Tanrısına ne derdi varsa. Bunlar da Tanrı çeşitleri. Bir baba, bir anne, bir oğul, torunlar, hepsi birer Tanrıdır. Her birisinin bir görevi vardır. Güneş tanrısı, yağmur da tanrısı, mutluluk tanrısı. Bunlar da böyle gelip ibadetini yaparlar. Gördüğünüz gibi bunlar da ne işe yarıyor bilmiyorum ama tapınakların yerinde yanında hep bunlar var. Evet, gördüğünüz gibi onu da öğreneceğiz. En eski tapınaklar, şöyle diyebilirim, bunlar hepsi altın kaplama değil, gerçek kaplama. Evet, bunlar da çanı var. Çok büyük. Evet, burada Müslümanlar da gelir. Selamünaleyküm. Evet, bunlar da Müslüman.
Bu az önce selam verdiğim bayanlar, kapalı bayanlar var ya, onlar Taylandlı. Yani Malezya'dan gelmiş değil, Vietnam'dan gelmiş değiller. Taylandların da Müslümanları varmış. Bunlar hepsi Budistlerin okulları oluyor. Gelip burada Budizmi öğreniyorlarmış. Yani eskiden, şu anda modern okullar var ama eskiden hepsi bu. Yani bunlara medrese diyorlar yani Budizm'de. Biz Müslümanlarda da medrese var. Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz. Bunlarda da böyle. Evet. İkisi de bekçileri oluyor. Şöyle bıyıklı. Cengiz Khan'a benziyor. Evet. Asya kültürü. Bu da başka bir tapınak. Evet. Şöyle ayakkabımızı çıkarıyoruz. Ayakkabıyla yasak. Arkadaşlar şimdi bu heykeller var ya. Yani altın kaplama değil. İçi de altın. 22-24 ayar varmış. Her birisi 3-4 ton ağırlığında. İçi dolu altın. Yani kaplama değil. Bunlar da onların tanrısı. Bir mahalle kadar büyük olan tapınak. Budist tapınağını gezdik. Şimdi de biraz başka güzel yerlere gezelim. Mango, tadı çok güzel. Biraz acıktık. Tayland yemeği yiyeceğiz. Vegetarian yapıyorum. Yani et olmasın.
aile var. Sahibi bir kadın, kocasıyla, çocuklarıyla beraber şimdi de bu yemeği yiyor. Şöyle bir göstereyim. Evet. Evet. What is this? What is this? What is this? Matcha. Matcha. It is matte. Okay. Matteymiş. Bu da sosu. Çok acı. Üstüne butter bırak. Bana dedi ki gel ye. Ben yemedim. Evet. Aile ortamında. Bu da otel.